Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu sohbetimizde meşrutiyet nedir sualinin cevabını anlamaya çalışacağız, cevabını almaya çalışacağız. 1910'lu yıllarda Bediüzzaman Doğu vilayetlerini ve aşiretlerini gezmiş, içinde alimlerin ve talebelerin olduğu topluluklara katılmış, onların suallerine cevap vermiş, onların suallerinin neticesinde de Bediüzzaman'ın verdiği cevaplar Münazarat isimli eseri onunla oluşturmuştur. Ona sordukları sorulardan birisi istibdat nedir idi. Bu daha önceki bir sohbetimizde o meseleyi ele aldık, istibdadı okuduk. Şimdi meşrutiyet nedir? Ona bakalım. Meşrutiyeti evvela şöyle söyleyelim. Meşrutiyet bir hükümdarın başkanlığındaki parlamenter sistem. Meclisin kararları, meclisin parlamenter sistemin verdiği yönetime, yönetim biçimine meşrutiyet deniyor. Demokrasi ise hükümdarın değil, Cumhurbaşkanını halkın seçtiği yönetim biçimidir. Dolayısıyla yani aşağı yukarı aynı şeylerdir veya belki biraz daha gelişmiş şeklidir demokrasi meşrutiyetten. Sual, istibdat bu derece bir semmi katil olduğunu bilmezdik. Daha önce okumuştuk zaten. İstibdat nedir? Cebirdir, rey-i vahittir, tek görüştür, suistimale müsaittir, baskıdır, zulümdür. Ona istidat ve kabiliyetleri öldüren bir şeydir. İslamiyeti zehirlendirir, insanlığı mahveder. Onun örneklerini gördük. Onlara cevap vermişti. Sual sormuşlardı, istibdat nedir? Bediüzzaman cevabını vermişti. Şimdi sual şu, tekrar soruyorlar. İstibdat bu derece bir semmi katil olduğunu bilmezdik. Böylesine zehirleyici bir katil, zehirle öldüren bir şey olduğunu bilmezdik. Lehul hamd, Allah'a şükür, hamdolsun ki parçalandı. 1908'de meşrutiyet ilan edildi ve böylece parçalandı deniyor. Onu esasıyla tedavi edecek olan tiryakı meşrutiyeti bize tarif et. Esasında bu istibdatın bu zararlarını, bu zehirlemelerini, bu tehlikelerini, insanların İslamiyet'i mahvetmesini tedavi edecek. Bu ihtilafları atan, baskıyı, garaz, kin ve öfkeleri doğuran ve insanlığı mahveden, zehirlendiren bu hastalığı esasıyla aslında hakikaten temelden, esastan tedavi edecek olan tiryakı meşrutiyeti, meşrutiyet ilacını bize tarif et. Cevap, bazı memurların efali adem ülfiyetten dolayı size yanlış ders gösterdiği ve şiddetten neşet eden müşeveşiyetle hali hazırda fehmettiğiniz meşrutiyeti tefsir etmeyecek. Meşrutiyet şimdi 1908'de ilan edilmiş. Sorular 1910'da soruluyor. Ancak hala istibdadın tortuları var. Gitmemiş. Ön yargılar var meşrutiyet hakkında. Yanlış şeyler, hareketler var diyor. Meşrutiyet adı altında yapılıyor. Bazı memurların efali, bazı memurlar içine sindirememiş, meşrutiyeti anlayamamış, kavrayamamış. Anlayamaması, kavrayamaması bir tarafa ona karşı geliyor. Çünkü bir kısım etkileri, yetkileri, çıkarları böylece gitmiştir. Dolayısıyla onların fiillerini, biz meşrutiyetçiyiz, biz demokratız demelerini size anlatmayacağım diyor, tefsir etmeyeceğim. Ve Adem Ülfet'ten dolayı size yanlış ders gördürdü. Meşrutiyetle daha bağdaşmamış, uyuşmamış.
onu kabul etmemiş, onu sindirmemiş, özümsememiş olanların gösterdiği ve şiddetten neşet eden, şiddetten kaynaklanan müşevveşiyetle, esas müşevveşlik, perişanlık, karma karışıklık nereden kaynaklanıyor? Şiddetten kaynaklanıyor. Hürriyetten, meşrutiyetten falan kaynaklanmıyor. Meşrutiyeti şiddetten kaynaklanan hali hazırdaki fehmettiğiniz meşrutiyeti tefsir etmeyeceğim. Belki ben onu yorumlamayacağım size. Sordular ya, meşrutiyet nedir ve onu istibdadı mahvedecek olan onu ilaç nedir, meşrutiyet ilacı, onu tarif et. Bunu diye size böyle yorumlamayacağım, böyle anlatmayacağım. Belki hükümetin hedefi, maksadı olan meşrutiyeti meşruayı beyan edeceğim. Meşrutiyeti meşrua, hükümetin yani bugünkü sistemin, idarenin, yönetimin, devletin ilan ettiği meşrutiyeti ve onun maksadı olan meşrutiyeti meşruayı, meşrutiyeti meşrua, meşru meşrutiyet. Meşru meşrutiyet nedir? Dine, İslam'a, Kur'an'a, sünnet-i seniyeye uygun olan hürriyet, demokrasi, meşrutiyet demektir. Onu söyleyeceğim. Öbürlerinin yaşadığı değil, öbürlerinin gösterdiği değil veya bugünkü biz demokratız diyenlerin yaptıkları yanlışlar zaten meşrutiyetten kaynaklanmıyor, istibdattan kaynaklanıyor, şiddetten kaynaklanıyor. Dolayısıyla demokratlar, mesela Müslümanlar dindar oldukları halde yaptıkları yanlış işler, gayrimeşru işler elbette İslamiyet'ten kaynaklanmıyor. Nereden kaynaklanıyorlar? Onlar gayrimeşru işler, gayrimeşru İslamiyet'ten kaynaklanmıyor. Onların kendi şahıslarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla Bediüzzaman diyor ki, onların anladığınız bu meşrutiyeti tefsir etmeyeceğim. Hakiki meşrutiyeti dinin meşrutiyeti. Yani dine ve İslamiyet'e uygun yönetim biçimi olan meşrutiyeti. Meşrutiyet o zaten. Meşrutiyeti meşrua, İslamiyet'e, Kur'an'a uygun yönetim biçimi demektir. Onu beyan edeceğim. İşte meşrutiyet. Meşrutiyet. Dine uygun yönetim biçimi. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Ve işlerde onlarla istişare et. Ali İmran suresi 159. ayet-i kerimenin meali böyle. Ve şavirhum fil emri, onların aralarındaki işleri istişare iledir. Şura suresi 38. ayet. Şura zaten sure olarak da var, ayet olarak da var zaten. Meşrutiyet, şura, demokrasi, hürriyet, meşveret. Demek ki Peygamber Efendimiz'e emrediyor ki Cenab-ı Hak, onlarla, ashabınla, arkadaşlarınla meşveret et. Peygamber olduğu halde, vahiy ile beslendiği, desteklendiği halde ona işte vahiy emrediyor ki onlarla istişare et. Meşrutiyet bu, demokrasi bu. Meşverettir. Ortak akıldır. Kolektif şuurdur. Birlikte üretim yapmaktır. Yoksa tek kişinin, tek düşüncenin, tek şeyin değil. İki, ve şavirhum fil emri, Müslümanların özellikleri Şura suresinde şöyle ifade ediliyor. Özelliği şöyle nazara veriliyor. Onların işleri, aralarındaki işleri istişare iledir. Yani tek kişinin, tek düşüncenin hakimiyeti, istibdatın hakimiyeti değil, işleri nasıl yürütürler? Dünyevi işlerini nasıl yürütürler veya dini işlerini nasıl yürütürler? Meşveretle, danışarak. Danışarak ve kararı vererek ve rey ve oy çokluğuyla, meşverette hüküm ekseriyete göre verildiğine göre böyle yapılır. Tabii ki oy çoğunluğu asla azınlığın haklarını İhlal edemez, haklarını çiğneyemez. Onları oylayamaz bile.
Zaten haklar meşveret edilemez. Temel meseleler meşveret edilemez. Yani bu demokrasilerde de öyle değil mi? İnsanın temel hakları meşveret edilemez. Hak ve hürriyetler meşveret edilemez. Ne yapalım? Yani namazı kılalım mı kılmayalım diye meşveret edilemez. Namaz kılınacaktır. Ancak ne zaman, hemen mi, şimdi mi ve nerede kılalım? Belki bu meşveret edilebilir. Kitap okuyalım mı, okumayalım mı? Okumak farzdır. Bu meşveret edilemez zaten. Zira okumak farzdır. Ama nerede, ne zaman, hangi eserleri nasıl okuyalım? Müzakereli mütalalı mı yoksa tek başına mı? Bu meşveret edilebilir. Ve diğer işler de böyledir. Temel meseleler, temel kaideler, prensipler, farzlar, vazifler vesaireler zaten meşveret edilemez. Demokrasi yani trafik kurallarına uyulacaktır. Gel biz bir meşveret edelim de trafik kurallarını demokrasilerde bile trafik kurallarına uyalım mı uymayalım mı, değiştirelim mi değiştirmeyelim mi diye onlar meşveret edilemezler. Evet, bu ayeti kerimelerin ve şavirhum fil emri ve amruhum şura beynehum ayeti kerimelerinin tecellileridir, tecellisidir, meşrutiyet budur. Bu ayetlere uymaktır. Ve meşvereti şer'iyedir. Şeriatın, dinin esas aldığı bir meşverettir, meşrutiyet. Din bunu emrediyor zaten. Meşveret edin diyor. O vücudun nuraninin kuvveti, kuvvete beden hayatı haktır. Yani meşveret edecek olanlar, meşveretin esası, demokrasinin esası, meşrutiyetin esası bir hak. Mutlaka hak. Bir insana benzetiyor. Ve buna bedel, kuvvete bedel hayatı haktır. Ruhu haktır hayatı. Haklı olmak lazım. Haktan yana olmak lazım. Hakkı söylemek lazım. Hakkı ve gerçekleri meşveret etmek, konuşmak lazım. Başka? Kalbi marifettir. Bir insana benzetiyor demiştik ya. Kalbi de marifettir. Bilgi olması. Cehaletten ve cahilliklerle demokrasi, meşrutiyet, meşveret olmaz. Mutlaka bilgilenmek lazım. Her meselede, hangi konuyu konuşacaksa veya ilimde terakki etmek lazım, bilgilendirmek lazım toplumu ki ne yapılsın? Meşveret edilebilsin. Meşveret edilecek konu da bilgili olmak gerekiyor. Lisanı muhabbettir. Yani demokrasinin ve meşrutiyetin altını Bediüzzaman dolduruyor. Sadece bir iddiadan ibaret değil bu. Meşrutiyet, meşveret, demokrasi nedir? Onun esasını burada asıl şeylerini gösteriyor, ortaya koyuyor. Lisanı muhabbettir, sevgidir. Meşrutiyet ve demokrasi nereye dayanmalı? Bir, hak, haklı olmalı. İki, marifet, bilgili olmalı. Üç, lisanı muhabbet, sevgi, aklı kanundur. Bir insana benzetmişti ya, aklı da kanundur. Yani meşrutiyette, demokrasilerde kanun hükümran olmak. İstibdatta neydi? İstibdatta keyfilikti. İsteyen istediği gibi, şahıslar istediği gibi hareket ederler veya zümreler. Ama şeyde, meşrutiyette kanun hükümranlığı, yani hukuk geçerlidir. Hukukun üstünlüğü olmalı. Hukuk üstün olmalı. Söz hukukun olmalı. Şahıs değildir. Meşverete. Şahıs ne diyorsa, yönetici, idareci de olsa, başkan da olsa ve hatta peygamber de olsa onun dediği değil, onun düşündüğü değil, meşveretin çıkardığı kararlar olmalı. Şahıslar değil. Evet, meşrutiyet hakimiyeti millettir. Milletin hakim olmasıdır. Şahısların değil. Vatandaşların hakim olması. Vatandaşların verdiği kararlar, seçtiği şeyler geçerli olması lazım. Ki zaten bu vatandaşın vereceği kararlar dediğimiz gibi temel meselelerde karar vermiyor ki.
hükümlerde, farzlarda vesairelerde karar vermiyor ki onun verdiği kararlar nasıl olsun deniyor. Ki zaten şahıs verdiği zaman kararları İslam'a, Kur'an'a mı uyuyor ki veya temel meselelere mi uyuyor? Burada Müslümanların büyük bir, dindarların çok büyük bir sıkıntısı var. Meşrutiyete, demokrasiye bu kadar özellikleri var. İslamiyet uyuyor, İslamiyet'ten kaynaklanıyor. Ruhu ondandır. Prensipleri ondandır. Böyle olduğu halde demokrasiye, meşrutiyete karşı geliyor. Güya İslam'a aykırıdır diye. Ama müstebitlerin kanunlarını veya baştan aşağıya yasaklarla dolu kanunları, Kemalizmin, istibdadın, darbelerin, darbecilerin ortaya koyduğu baştan aşağı yasaklarla dolu olan anayasaya, Deccalizmin ve Süfyanizmin kurguladığı kanunlara güya sahip çıkıyor. Güya dindar adam var diye başta. Dindarlık böyle olması lazım. Hakikaten demokraside dindar ise bir insan, gerçek ve hakiki dindar ne olması lazım? Hak, ona marifetli, kalbi değil mi, kanuna uygun, istibdattan uzak olması lazım ve şahsi kararlar almaması lazım. Meclis ve parlamenter sistemi, şurayı çalıştırması lazım. Şahsiyeti riyasi olmaması lazım. Dolayısıyla gerçek dindarlık budur ve gerçek meşrutiyet budur. Gerçek hürriyet budur, demokrasi budur. Dolayısıyla buna sahip çıkmak gerekiyor. Evet, meşrutiyet hakimiyeti millettir. Siz dahi hakim oldunuz. Umum akvamın sebebi saadetidir. Bütün kavimlerin, bütün milletlerin mutluluk sebebidir. İşte demiş, örneğini verdik daha önce. Nerede meşrutiyet varsa, hürriyet varsa, demokrasi varsa, şeffaflık varsa, sorgulamak varsa, kanun hakimiyeti varsa, adalet varsa, hak varsa, marifet, bilgi varsa, orada ilerleme var, bilgi var, zenginlik var, huzur var, ondan sonra adalet var demiştik ve düzen var. Orada sıkıntı, problem, kaoslar başka noktalardadır, yönetimde değildir. Nerede istibdat varsa orada baskı, zulüm vesaire vardır. Ve dolayısıyla umum akvamın, bütün milletin sebebi saadetidir. Siz de saadete gideceksiniz. Bütün eşvak ve hissiyatı, bütün şevkleri ve hissiyat-ı âliyi uyandırır. Âli, yüce duyguları, hisleri uyandırır. Düşünme, ilim, hamiyet, çalışma, gayret, cömertlik, yardımlaşma, tesanü, muhabbet, sevgi gibi bu yüksek dayanışma, yardımlaşma gibi bu yüksek yüce duyguları uyandırır, harekete geçirir. İstibdat bastırır. Meşrutiyet, meşveret bunları ortaya çıkarır. Yüce duyguları, ulvi duyguları geliştirir ve uyandırır. Uyku bez. Artık uyku yok. Siz de uyanınız. Meşrutiyetle uyanmak, demokrasiyle uyanmak gerek. İstibdadın baskısı altında uyumaktan vazgeçmeli. Siz de uyanınız. İnsanı hayvanlıktan kurtarır. İstibdat neydi? Sürü. Yani güdülendi. Ama meşrutiyet ve hürriyet ve demokrasi nedir? Hayvanlıktan kurtarır. Güdülen değil, kararlarını kendisi veriyor. Yöneticilerini kendisi seçiyor. Dolayısıyla hayvanlıktan kurtarır. Siz de tam insan olunuz. Tam insan olmak, tam hürriyet olmak gerektir. İşte örnek asr-ı saadet. Hürriyetin zirvesi asr-ı saadet. Gerçekten hürriyet var. Fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti, ilim hürriyeti, ibadet hürriyeti, zikir hürriyeti vesaire. Her konuda düşünce, konuşma hürriyeti. İslamiyeti, dinini anlatma, yaşama hürriyeti. Bu hürriyet sadece Müslümanlara değil, herkese bu hürriyet geçerli. Herkes için. Ve tam insan olmanın yolu da buradan geçiyor. İslamiyetin bahtını Asya'nın talihini açacaktır.
ekseriye Asya ülkelerinin ekserisi, birkaç tane var demokrasiyle, meşrutiyetle yönetilen, diğerleri istibdatla yönetiliyor. İşte bunun talihini açacaktır. Size müjde. Bizim devleti ömrü ebediyeye mazhar eder. Milletin bekasıyla ibka edecek. Milletin de bekasını, milletin devletimizde milletin bekasıyla, o da beka bulacak, devam edecek. Siz daha meyus olmayınız. Sefine-i Nuh gibi emniyet ediniz. Bir paragraf atlıyorum. Herkesi bir padişah hükmüne getiriyor meşrutiyet. Eskiden kararları padişahlar verirdi. O hükmederdi. Şimdi kararları kim veriyor? Vatandaşlar veriyor. Millet veriyor. Dolayısıyla padişah hükmüne geçiyor. Kendi kararını, kendi yöneticisine, kendi kararını kendisi veriyor. Herkes bir padişah hükmüne getiriyor. Siz de hürriyet perverlikle padişah olmaya gayret ediniz. Esası insaniyet olan cüz-i ihtiyariyi temin eder. İşte hürriyet buradan kaynaklanır. Hürriyet imanın özelliğidir. Meşrutiyet imanın özelliğidir. Yani hür irade, biz yaptığımız işlerden sorumluyuz. Hür irademizle yaptığımız işlerden sorumluyuz. Kadere iman hürriyeti, meşrutiyeti gerektiriyor. Bunu söylüyor. Esas insaniyet olan cüz-i ihtiyari temin eder. Esas azat eder. Esas hürriyet, esas insanlık neyle ortaya çıkıyor? Hür iradeyle. Diğer varlıklara verilen vazifeyi yaparlar. Hiç başka şey yok. Melekler dahil başka bir iradeleri olmadığından dolayı makamları da sabittir. Esas insanlık neyle ortaya çıkar? Hür iradeyle. İşte cüz-i irade, işte kadere iman da bu noktada hürriyeti gerektiriyor. Siz de camit olmaya razı olmayınız, cansız olmaya, ölü. 300 milyondan ziyade ehli İslam'ı bir aşiret gibi birbirine rapt eder, bağlar. Hürriyet insanları ayırmaz, kabileleri ayırmaz, Müslümanları tefrik etmez, parçalamaz, bilakis toparlar, bağlar, rapt eder. Siz de o rabıtayı muhafaza ediniz, o bağları koruyunuz. Zira meşrutiyet perdeyi attı, milliyeti göründü, esas millet sevgisi. Harekete geldi, milliyet içinde İslamiyet ışıklandı, ihtizaza geldi. Zira milliyetimizin ruhu İslamiyettir. Başka milletlere benzemiyoruz. Hakiki ve nisbi ve izafiden mürekkeptir. Bunlar derin kelimeler, kavramlardır. Bunları da bir başka sohbetimizde inşallah izah etmeye, açıklamaya, okumaya çalışırız. Bir başka sohbette buluşmak ümidiyle inşallah.